Meme protezleriyle meme büyütme ameliyatı. Memeler 3 şekilde büyütmeye ihtiyaç duyabilir. Bunlardan birincisi doğuştan küçüktür. Ergenlikten sonra belli bir büyüme olmaz. Hacim olarak küçüktür. Bunlar genellikle silikonlu meme sütyenleri kullanarak bu işi kamufle etmeye çalışırlar. Birinci grup bu hastalardır. İkinci grup süt vermeden sonra, gebelikten sonra memeleri küçülen hastalardır. Bir üçüncü grupta hem küçülme hem de beraberinde sarkma vardır. Bunlara uygulanabilir. Şimdi memesi küçük olan ya da süt verdikten sonra küçülen hastalarda silikondan yapılmış meme protezlerimiz var. Bugün artık kanser yapmadığı kesin olarak ispat edilmiştir. Bu protezler kesilse, delinse bile akmazlar. Çünkü yüzey gerilim kuvvetleri çok yüksektir. Meme başı etrafından, memenin alt kısmından ve koltuk altından memenin arkasına ya da kasın altına yerleştirmek mümkündür. Bu üç yere konabilir. Kas altı, meme dokusu arkası ve kas fasisi altına konulabilir. Her üç durumda da meme başı etrafından girişte ve koltuk altında iz kalma oranı biraz düşüktür. Meme altından girişlerde de bu izi gizlemek son derece mümkündür. En rahat olanı meme altından giriştir. Çünkü meme dokusuna herhangi bir zarar verilmemektedir. Meme büyütme ameliyatlarında duyu kaybı hemen hemen hiç olmaz. Nadiren olabilir ancak meme başı etrafından girişlerde daha sık görülür duyu kaybı. Tam duyu kaybı olmaz ancak duyu da azalma olabilir. Ancak meme büyütme ameliyatları yani meme proteziyle meme büyütme ameliyatları masada kendini gösteren plastik cerrahinin yegane ameliyatlarından bir tanesidir. Protezi koyar koymaz memedeki değişikliği anında görürsünüz. Eğer memede sarkma varsa bu sarkma önce toparlanır. Daha sonra memenin altına protez yerleştirilir. Bu şekilde de hem sarkma hem de memedeki küçüklük giderilmiş olur.